Merhaba, Post 42'ye hoş geldiniz. Sevgiler bizden size. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün çok güzel konular konuşacağız. Biz nasıl vakit geçiriyoruz, neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Çok farklı olarak daha önce kanalda yaptığımız bir şey değil. Öncelikle sizlere, aramızda gülümseyenler var, hiç gülmeyenler var. Özgür mesela çok gülümsüyor. Bugün mutluluğunun evet, sebebini öğrenebilir miyiz Özgür? Survivor konuşacakmışız bugün. O yüzden beni dahil ettiğiniz için çok mutluyum. Çünkü aslında aranızda Survivor izleyecek kadar boş olan bir tek ben varım. Estağfurullah. Zaten biz Survivor konuşacağız dememiştik. Hani kim ne yapıyor demiştik. Ben Survivor konuşacağım. Hepinize domine edeceğim burada. Bana kuantum fiziğiyle ilgili bir konuşma olacak. Kağıtlar. Ben onun için geldim. Survivor kaldırmıyor bu yalanı. Tarafta. Barış abi. Siz niye Özgür'ü satıyorsunuz? Siz de geçen sezonları full izlemediniz mi kaptanlar? Ben şimdi onu diyecektim. Hayır, ben tek sezonu izledim. Bütün sezonları full izledim falan gibi bir şey yok. Tek ama sezonun her bölümünü ama. Tek sezon izleyen adam bütün sezonları da izler. Ne fark eder ki? Hayır, öyle değil. Benim izlediğim sezon inanılmazdı. İnanılmaz mıydı? İnanılmazdı. Biri ölüyordu sonunda falan gibi bir şey. Şimdi öncelikle ben bütün sezonlarını seyretmedim. O bilgiyi düzeltelim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bir tane sezonunu izledik. O da kaptanla beraber. Çünkü şöyle bir şey var. Kaptanla devamı çay bahçesinde işte gece 1'de 2'de oturuyoruz. Bu da telefondan açıyor. Bak neler oldu falan diye. Ben de bakıyorum. Sonra bir bağımlı yaptı beni. Bütün sezonu izledik oturup. Ama bizim şöyle bir mevzumuz vardı. Burada onu atladım Boğaç. Bizim izleme nedenimiz Sabri. Neden? Kim o? Sabri'yi çok seviyorduk, evet. Sonuçta bu işle ilgileniyoruz. Bir yayın neden çok izleniyor? Neden bu kadar reyting alıyor? Onun üstüne konuşuyoruz. Oradaki karakterler, bu karakter niye seviliyor? Neden güçsüzken niye elenmiyor gibi. Aynen. İşimizle ilgili bir şeydi. Sayın son atışık. Bu bir çalışmaydı yani, bizim aslında akademik bir dürtüyle izledik. Sonra hadi Sabri'ye falan diye buna dönüştük ama o kısmı teze yazmıyoruz tabii ki tezimize. Ben kaptanın bana şey dediğini çok net hatırlıyorum. İşte Aziz miydi çocuğun adı, tam emin değilim. Aziz var ya, istese onların hepsini tek yumrukta gebertir gibi bir şey demişti. Adem olabilir. Adem. Adem hepsini tek yumrukla gebertir gibi bir şey. Buradan da o efsane sezonda Adem ve Sabriyeci olduğumuz da ortaya çıkmış oldu diyelim. Ve şimdi günümüzdeki Survivor sezonuna geçelim isterseniz. Hepimiz bu aralar ne izleyeceğiz diye konuşacağız. Biz birazcık sonrasında kaliteyi yükseltmeye çalışırız ama önce Özgür'e bir söz verelim falan diye. Ya Survivor'un nesi kötü ki, ben anlamadım. Bence de müthiş program bu arada. Bence süper yani. Keyifli, ben çok eğleniyorum. Bu sezon nasıl gidiyor? Nasıl bir ya böyle bir şey diyeceğim. İzleyecek başka bir şey olsaydı böyle demeyeceğinize eminim ya. Yok başka abi, var. Neden keyifli olmasın ya? Netflix var. Yok, oyun senin diyeceğinden eminim Özgür. Allah Allah. Bir sürü program var. Ben Survivor'u gayet seviyorum. Bu sene birazcık bana şey gibi geliyor. Geçen seneki Survivor Türkiye'de çok tutmamıştı. Siz çok izlediniz mi bilmiyorum. Değil mi ya? Çok sönüktü geçen sene. Türkiye, Yunanistan yaptılar. Mi? O nedense pek tutmadı. Ama bu seneki Survivor'a biraz daha hazırlanılmış. Ama onu da korona vurdu. Eskiden mesela çok güzel parkurlar yapılıyordu. İşte ne bileyim, denizden girmeli çıkmalı şeyler vardı. Bu sezon hiç öyle bir şey yok. Böyle sınırlı parkur. Böyle çünkü orada sette belli bir inşaat yapılıyor. Parkurları hazırlamak için. Sınırlı işler yapıyor. Ekip azaldı tabii. Dışarıdan evet, çok gelen giden olamadı yani diye. Mesela en özeli, ben ödüllerde çok eğleniyordum. Tamam, yine adamlar en iyi ödülleri yapmaya çalışıyor ama yani şu anda bir tane villa var belli ki orada. Başka da bir şey bulamıyorlar yani. O bölgedeki en iyi şey zaten Dominik'lere. Peki Özgür, çok Dominik'in diğer yanlarında sen 2 aydır Dominik'tesin gibi bir hava oluşturdu. Dominik'ten bağlanıyor. Bu arada ya, inanılmaz bir şekilde bunu ayarladık zannedecekler. Arkadaki televizyonda da Survivor olmuş şu anda. Tabii ki abi. Ayarladım. Şu anda USB'den oynuyor aslında, öyle bir şey yok. Özgür, kaçırıyorsun bizim yüzümüzden Survivor Panorama ama kusura bakma. Survivor Panorama en iyi işlerden biri değil mi ya? Ben burada biraz övmek istiyorum. Benim hayalimdeki Panorama meslek, çok güzel bir şey gerçekten. Bir de geceleri abi Survivor Extra. Yani süper ya, bir de onun ekstrası böyle. Panorama ismini
Panorama değil, Extra diyorlar. O da gece çıkıyor. Aynı yani. Şey mi ama? Aynı, birebir aynı. Ha. Peki Survivor Extra'nın sonra panoraması oluyor mu? Nasıl? Yani önerebiliriz. Değerlendiriyorlar. Orada vallahi öyle demeyecektim ya. Falan. İyi konuşmuşum ama performansı son hafta falan. Murat Özer var abi. Ne diyorsun? Sallamak ne sallamak. Extra'da akıllara... panoramada olmayan ne var ya? Ya sunucuları farklı. Konuklar farklı orada. Sunucular, Murat konuklar Özer farklı. Bay Tahmin var ya. Ha. Bay Tahmin Survivor Extra'yı tahmin ediyor artık. Dikkat edin. Çok sıkıntılı bir durum yani orası. Bu sezonu ben hiç izlemedim ama dediğim hiç. Gibi önceki sezonlardan birini full izlemiştim. Ama aramızda izleyen biri daha var bu sezonu. Sevgili kaptan. Evet, falan. Saçma sapan. Şimdi bakın orada yaptığı çok yanlıştı falan. Genel ama yani. Birisinin genel. Bir şey yaptığı yanlıştır. Sevgili kaptan, Survivor'da Özgür'ün yorumlarına katılıyor musun bu sezonla ilgili? Sence de zayıf mı geçiyor Covid'den dolayı, yoksa inanılmaz bir sezon falan mı diyorsun? Başka bir seçenek sunmadım sana. Yani Özgür'ün çok eğlenemiyor olmasının nedeni aslında oradaki yarışan yarışmacılar ve arada dönen hikayeyle ilgili. Çünkü daha önceden işte Turavi dediğimiz arkadaşın ya da evet. Adem Kılıççı, Sabriye'nin olması, bunlar renkli kişiliklerdi. Ödüller, şunlar bunların güzelliğinden ziyade o ödüllere verilecek tepkiler insanlar tarafından çok merak edildiği için çok izleniyordu. Artı işte tabii çekişme biraz daha fazlaydı. Şu anki Survivor'da biraz daha böyle aile ortamı. Yani kazanıyorlar ama çok böyle hırgür, çok aşırı çıkmıyor. Çatışma yok yani. Evet, çatışması yok filmin. Var aslında var. Ya nasıl yok? Artık yani. Çirkin döner vermiyorlar mı insanlara? Senin çatışmadan kastın kimle kim arasında? Ya mesela şu anda ne bileyim Evrim'le Berkan arasında bir çatışma var. Ben Evrim'i başta zamanda desteklemiştim ama şimdi Berkan daha haklı gibi duruyor. Boğaç FM oyunu Berkan hissediyorum. Erkek biri vardı öyle. Gereksiz Berkan adam ismi. %100 haklı. Berkan %100 haklı. Evrim böyle çok atar gider yapıyor. Onu, şimdi siz izlemediğiniz için ben izleyenlere şunu anlatayım. Bir Birleşme Partisi oldu. Birleşme bana Partisi'nde Birleşme Partisi'ni izliyoruz canım. Seda Sayan'ı bağladılar Birleşme Partisi'nde. Seda Sayan evet. Dedi ki işte ben Evrim'i destekliyorum mu dedi, ya da dememiş de olabilir ama Evrim o ara... Ama şey programdaki dedi, Evrim'den bahsetmiyordu o sırada. Kültürel evet. Bir sohbetti. Darwin, Darwin biraz da Darwin'den konuşuyorlar. Evrim de dedi ki Seda abla bana da burada kadırgalı diyorlar gibi bir şey dedi. Oradan aa öyle mi ablacığım falan diye Seda Sayan'ın o meşhur gazı var yani yapıştırdı gitti. Oradan sonra abi Evrim'de bir kırılma oldu. Herkese gelene gider, geçene aa gider. Yani inanılmaz bir şey yani. Peki. Çok enteresan bir Seda Sayan karakteri var mesela yani şu anda. Yani Evrim'den bahsederken Evrim'i kanıtlar evet cinsinden bir Evrim'i değişim yaşadı. Yani. Evrim'ini yaşadı orada. Harika. Ne bileyim, İsa diye bir karakter var mesela. Çok konuya çocuk kültür katmaya çalışıyorum da arkadaşlar gülüyorsunuz. İsa, olmuyor. İsa diye bir karakter olmuyor var bu arada. İsa diye bir karakter olmuyor var. Ben anlamadım. Bana çok film dediniz abi. Ben anlamadım. Ben peki şeyi de mi hiç duymadınız? Cemal Can'ı hiç duymadınız mı? Hayır duymadık. Onu ne yapıyorsunuz ben siz ya? Besteleri var diye ümit ediyorum bu Damla'nın isimle. Hayır Damla'nın abi videolarından ya sosyal medyadan yani oradan duymuşsunuzdur diye dedim. Cemal Can ve Berkan benim favori gördüğüm iki adam. Yani çok beğeniyorum. İkisinden biri kazanır inşallah, en azından şu an onu söyleyebilirim. Amin diyelim inşallah bu en yüzü hürmetine Özgür. Bakalım yorumlarda Özgür'ün favori gösterdiği adaylara katılmıyorsanız yorumlara yazarsanız ve bizi belki trendlere sokarsınız böylece kimsenin okuyacağından dolayı değil. O yorumları bekliyoruz. Peki sevgili Sonat, arkana kitaplık koymuşsun. Buradan Habertürk'e bağlanacaksın herhalde. Ben boş beleş bilgiler vereceğim hayata dair. Hayat koçluğu yapacağım size. Evet. Sen bu aralar neler yaptın, neler izledin, nasıl vakit geçirdin? Ben bu aralar YouTube'da bir tane kanala çok sardım. Onu da bana annemle babam gösterdi. Onlar izliyordu. Rotasız Seyyah diye bir tane kanal. Hiç profesyonel değil. Aynı zamanda da çok profesyonel. Samsunlu bir tane adam, adını da şimdi çok isim hafızam yoktur, hatırlamıyorum. Adam aslında bir fotoğrafçı sadece. İşi gücü bırakıyor,
dil öğreniyor. Diyor ki ben dünyayı gezeceğim ve bunu çok ucuz paralara yapıyor. Yani hiç lüks kaygısı yok. Nerede bulursa orada kalıyor. Kim yemek ısmarlarsa, yani kim sofrasına davet ederse gidiyor yemek yiyor. Ama benim sevdiğim tarafı şu oldu. Adam bir gezi programında duymaya alıştığımız her şeyi yalanlar nitelikte konuşuyor. Yani atıyorum Dubai'ye gidiyor. İşte çok zenginlik falan filan, diyor ki yok öyle bir şey. Yani bence gelmenize gerek yok. Yani gittiği ülkeyi genelde kötülüyor. Hani Fas'a mı gideceksiniz? Daha iyi yerler var arkadaşlar. Hani gelirseniz şuralar güzel. Ama hani bir daha gelir miyim? Muhtemelen gelmem. Yani biri ısmarlarsa gelirim anca falan ayarında konuşuyor. Mesela bir de çok enteresan yerlere gidiyor. İşte şu Duka Türkleri var ya. Kabile şeklinde yaşayan rengeyikleriyle falan. Yok, o kitaplar bizde yok hocam. İşte öyle bir tane hani Türkçe konuşan kabile, 200 kişiler falan, Moğolistan'da yanlış hatırlamıyorsam. Onların yanına gidiyor, Amazon yerlerinin yanına gidiyor, Afganistan'da Taliban'ın barak şeylerine falan gidiyor, sığınaklarına. Burası abi, çok güzel, kesin oraya gitmesin. İnanılmaz. Bir daha gelirim yani. İnanılmaz. Keleş var burada böyle. Son program. Türkçesi kafamı böyle kesseler gelmem bir daha yani. Sezon finali. Bir daha yok. Sevgili Berk, Kobra takibi 3. sezon başladı. Aynen öyle. Ben de şu anda otobandayım. Size buradan direkt bilgi vereceğim. Çok keyifli. Nasıl gidiyor? Hala devam ediyor galiba ya Kobra takibi. Yok be artık. Ediyor. Ediyor mu? Abi, evet. Demir var. Oğlum otoban bitti ya. Artık patlayacak araba artık kalmadı ülkede. Artık arayollara girdiler. Oğlum, arayollara girdiler. Bu sezon arayollara giriyor. Yakalayın oğlum onu. Arayol polisi. Patlatacak araba kalmadı hurdacılarda. Yeter artık ya. Benim bildiğim Semih var. Diğer eleman Semih çıktı. Evet, Semih sabit ama yani bilmiyorum. Hayır, zaten o yıllar önce olmuştu. Tamam, şu anda tabii devam ediyor olamaz. Hala o adam mı var? Abi ben en son bakacağım şimdi. Önce devam ediyordu RTL'de. O adamın terfi alması lazım evet, artık. Evet. Bence de ya. Şey, evet vardı çok zor artık. Polisin terfi ediyor. Dedim oğlum, ben sen alttan beri devam ediyormuş. Ediyor. Yani RTL'de bayağı evet. Bayağı, oğlum ne kadar farklı senaryo yazabilirsin ki o matematikte. Ya arka sokaklar gibi düşün işte, o da 5 milyar sen tane. Sen de çok haklısın ama orada mesela aileye falan çok giriyor. Side story'ler var. Ben Kobra takibini ne zaman izlesem hiçbir yan hikaye görmedim. Hep aksiyon, otoban. Devamlı aksiyon evet. Muhteşem bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu anda 46. sezonunda. Al işte. Al bak. Doktor Wu oğlum. Yeni başka bir Doktor Wu ya. Ya bu inanılmaz. 7 sezonu nasıl oluyor ya? 96'dan beri devam. Yılda 2 sezon mu yayınlıyor? Herhalde bilmiyorum. 46. sezonda IMDb. İnanılmaz. İnanılmaz. 46 sezon ne demek biliyor musun? Okul gibi bir isimlendirmişler sezonları. Doktor Wu kaç sezon lan? Doktor Wu 50'yi geçik galiba. O da 50'yi geçik evet. Öyle ama bir o seneye sezon diyorlar orada. Evet. 50'den beri. Gibi. Aynen 50 küsür sene. Zaten Kobra takip bir kanalda var. Yayınlanıyor mu? RTL'deydi en son. RTL'de mi hala bilmiyorum. Herhalde oradadır. Evet, Kobra takip konuşacağım ben bugün sadece. Ne izliyorum? Ben böyle yeni işte Midsommar'ı izledim. Onu anlatmış mıydık burada? Çok az ucundan bahsetmiştik. Gene evet. Bahsetmeyeyim, siz de izlemediniz galiba çoğunuz. İzledik. Ama işte gene spoiler vermeden inanılmaz bir film gerçekten. Son dönemde izleyebilecekleri sevgili takipçilerimizin de çok acayip filmlerden biri. Biraz psikolojinizi zorlayacaktır ama... Kim oynuyor? Kadar, adam vardır ya ben. baba var böyle. sonuna kadar dayanmazsanız çok şey bir film olarak kalıyor. Yani bu ne lan falan deyip kapatırsın ama finalde güzel bir ara bağlanıyor. Ben Midsommar'ı önereceğim deli gibi. Her yerde övüyorum deli gibi. Yayınlarda falan. Burada da överim yani bıraksanız. Başka hangi platformlarda övebilirsin çok merak ediyorum. Bilmiyorum bakacağım. E-Devlet. Lekçe vermiş bu. Alef'i izlediniz mi bu arada? Neyi? Alef. Alef'e giremedim ben. Yok ben de izleyemedim. Nasıl? Yani beğenenler çok. Ben de bir baktım kim ne diyor diye filan ama ben beğenmedim açıkçası. 6 bölüm yayınlandı. 6 bölüm izleyip 6 bölümün hiçbirinde hiçbir şey olmaması. Ha bölüm bölüm mü geliyor? Evet. 6 bölüm boyunca şu Bebek ve Arnavutköy sahilde böyle bir yol var ya. Orada arabayla giden Kenan İmirzalıoğlu ve neydi herifin ismi? Unuttum şimdi. Birlikte gidiyorlar. Ara ara bir Adana kebap ekmek arası yapan var. Sürekli onda oturuyorlar. Bu senin herhangi bir günün olduğu için ilgini çekmemiş olabilir mi? Tabii. Benim rutin bu.
Almanya'da yayınlandı onun ilk versiyonu. Sahil Yolu Takibi diye. Sonra uyarladılar. Ya aslında şöyle, onun yönetmeni iyi bir yönetmen, Emin Alper. Film noir, yani kara film tarzında yapmaya çalışmışlar. Paralar evet. Çok iyi duruyor, evet ya. Evet, çok etkileyici görselleri var hakikaten. Yani trailerlar öyleydi. Öyle, görüntüler güzel, şu bu güzel ama yine beni rahatsız eden bir şey ki artık ayıka çıktı. Hani ben bence bunu bilerek niye yaptıkları bir yerde açıklarlar diye bekledim. Seven filminin halefi gibi olmuş Alef. Allah'ım güzel konuştum. Şimdi ben dedim hani bazen yönetmenler selam çakmak için falan bir şeyler yapıyor ama arkadaş o kadar birebir aynı ki. Yani filmi ben almış selam çakmak için komple. Yani, selam değil, selam aleyküm çakmış yani. Aslan iyi misin? Çoluk çocuk. Hepsi sırayla. Hani Finn Noir'in klişeleri vardır. Nedir? İşte yağmurlu, puslu havalar, kokuşmuş devlet yetkilileri falan, böyle sürekli yağmur yağar, hava bulutludur. Sürekli yağmur yağıyor, bulutlu ve o bebek Arnavutköy neyse işte o yolda sürekli giden şey, arabanın içinde. Şey, dedektiflik hikayesi mi? Dedektif evet tabii, polisler cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Seven'deki sahneleri düşün, aynısı. Yani eve giriyorlar, el fenerleri, el fenerlerinin tutuşları. İşte olay mahallinde ölenin evinden böyle duvardan, yukarıdan aşağı doğru sarkan şeyler var. Bir de bir aynısı Seven'de var. Hani sebep ne yani? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Dedim ya, muhakkak bir açıklama bekledim. Şöyle bekledim. Hani ben kötüye yormayayım. Bunu adam yapmış, bilerek yapmış. Çünkü sebebi budur diye bir şey bekledim. Henüz öyle bir şey duymadım. Yönetmeni iyi, görüntü... Hani bunu aynısını yaptıktan sonra beni çok mutlu etmedi. Bir de 6 bölüm abi. Seyirci tatmin olmak istiyor. Hani bir yerde, mesela şu anda Netflix'te artık... Boğaç sen de biliyorsun, klişe bir matematik var. Yani olay olur, başrol oyuncusu bakarsın 3. bölümde zınk diye ölür. Yan karakter diye izlediğimiz 3. bölüme kadar adam bir anda başrole geçer ve film devam eder. Burada hiç öyle bir şey yok. Kenan'dan yanındaki abi sürekli dönüyorlar. Hatta çok güzel bir sahne söyleyeyim. Birini böyle konuşturacaklar. Ya yani spoilerlık bir durum yok. Tam böyle adam konuşacak, sonra hemen tesise mesaj geliyor, diyor ki şey, bir ceset bulduk. Hemen o adamı bırakıyorlar. O adam da tam belki konuşacaktı. Nerede burada? Cesede böyle bakıyorlar. Tamam diye bir daha gidiyorlar. Lan o kadar yolu bunun için mi geldiniz? Yani resmini de çekeyim. Cinayet süsü bu ya. Filmlerde vardır ya. O şeyi izliyordum ben de, işte tekrar başladım Twin Peaks'e. Onda çok varmış, 90'ların televizyonculuğunda varmış. Böyle geliyor, oturuyor işte. Ne içersin diyor. İşte ben bir tane vişneli kola alayım diyor. Tamam diyor, kolayı koyuyor. Ne yaptın o işi? O işi yaptım, elimde işte şeye bıraktım. Hadi gidip onu alalım. Kola kaldı. Vallahi hiç bir yudum içilmedi. Öyle bakıyorum ben. Abi o da gerçek takılır onlar ya. Ziyan oluyor oğlum lan. Tabii. Burada da tam böyle Adana dürüm bir şey istiyorlar. Tam geliyor, tesise mesaj geliyor. Bırakıyorlar, gidiyorlar. Sana ayranlar. Bir şey diyeyim mi? O kolaların hepsi True Detective'de içildi ilk sezonda. Evet. Hepsi içildi o kalanların. Bak öyle söyleyeyim. Yani, ta 91'den beri içildi. Her bölümde o dedektif 20 tane kola, 30 tane sigara içiyor. Aynı zamanda gerçek kesitte yarım kalan bütün sigaraların ahını da o dizide almıştır yani. Çok doğru söylüyorsun. Bir de masada bırakıp gittikleri her şey yanda taşınabilir şeyler ya. Dürüm yani. Giderken dürüm. Yiyebilirsin. Olayı da içebilir. İşte aslında bunun sebebi, bu isyanların sebebi gerçek karakter görmeye isteğimizden geliyor. Biz de şu dedektif dizilerinde bir türlü o Türkiye'de şeyi sanki tam oturtamadık gibi. Yani bir Behzatçı'ya yaptı, o da doğallıkla yaptı anladığım kadarıyla, izlemediğim burada için. Burada yapmaya şöyle çalışmışlar. Bu gerçek karakterler Survivor'da arkadaş. Ara böyle giriyor. Ama onlara ona göre yani. Özgür olmadığı için alıp gidemiyorlar. Özgür, bize söylemeden reklam almış olabilir misin tek başına? Yok hocam ya, keşke verseler de Survivor'un ihtiyacı yok falan diye yine bir çıkış. Doğru, çok haklısın. Mesela ben de bir ara şeye başlamıştım, gene Blue TV'de yanılmıyorsam. Bozkır. O da bir dedektiflik dizisi. Ve onda da gene benzer bir problem vardı. Yarıda bırakmıştım. Sonra tekrar bitireceğim. Dün Evren mesaj attı. Hayatımda gördüğüm en iyi Türk dizisi, Bozkır'ı izleyin falan diye böyle. Dedim ya, ben mi yanlış izledim acaba diye. Bir ona bir şans vereceğim. Belki orada yapabilmişlerdir ama hiç Av Mevsimi mesela akla geliyor gene dedektiflik deyince. Ama onda Evren'de da olmamıştı. Evren'de şu an homesickness durumu var. O Londra'da yaşıyor ya. Bozkır'ı özledi diyorsun. Çok seviyor zaten yani.
Olabilir. O zaman sevgili Buğra, sen neler seyrettin? Bahsettin birazcık bize ama başka ya da neler yaptın bu aralar? Evet, ben Twin Peaks'e baştan başladım. Nedeni de bir tane YouTube videosu. İşte Twin Peaks'i açıkladım demiş çocuk. İşte gerçekten açıkladım diye. Ya açıklanacak da pek bir şey yoktu. Diziyi izleyen varsa David Lynch'in 90'larda 90-92 arası galiba çektiği bir dizi. Bayağı da güzel bir dizidir. İki çok sezon. Çok ünlü dizi, evet. Çok çok güzel bir dizi. Bir cinayeti anlatıyor. Cinayetten sonra FBI geliyor. İşte şeyden bahsediyor işte, küçük bir kasaba. Kasabadan bahsediyor. Hem de hani David Lynch'in şey tarzı işte, gözükenin altındakine göstermeye çalışma tarzı. Hani hatta herkesin... öyle bir şey ki hiç gözüktüğüm şeyde, gösterdiğim şeyde manasız bir şey yani bu arada. Cüce bir tarzı cüce, var. Yani. Ben evet, cüce normalde... gösteriyorum falan diye böyle cüceler var. Normalde şey var, bu biraz da hani David Lynch'in filmlerinde hani bambaşka oluyor dediğin gibi, hani anlaşılmayan şeyler veriyor ama bu biraz daha televizyon işi olduğu için ABC'ye yapmış zamanında. O yüzden biraz daha şey hani anlayabiliyorsun. Da işte 3. sezonu gelmişti 25 yıl sonra. Öyle bir geri dönüş yapmışlardı. Bir sezon çok anlamsız bitmişti. Onu da izlemiştim. Netflix'te hani... mi izliyorsun bu arada? Ha? Netflix'te mi şu an izledin? Yok abi, Netflix'te değil ya. HD film cehenneminden sayılır. Bulmak gerekiyor, evet. Cehennemden çıkart bizi. Bir şey söyleyeceğim. Bence şimdi Netflix'te bir dizi izledim. Elite diye. Çok böyle popüler gençler arasında. Ne? Arkadaş... Elite diye bir böyle bizim aşk 101'e benzer bir öğrenci ergen. Bizim. Ama kardeşim öyle bir yere gidiyor ki herkes birbirine böyle bir durum yok yani ortada. Saflayan hesaplayan sen. programı kapatma zamanı geldi. Yavaş yavaş hesabı isteyelim. Şey anlamında mı yani gençlik ateşi. Dur bir şey ateşi... anlatıyordu adam ya. Gençlik niye panik oldunuz canlı yayından. Çocuk kardeşinin kız arkadaşını, sonra iki tane kanka erkek, bunlar birbirini. Abi onun en... kız kardeş ve üvey kardeşi, kardeş başlıyorlar ikinci üç bölümü. Kavak yerleri bu. Onun sonra en... birbirini, ama o kadar çok ki ben dedim ki tamam, bence Deccal'i bulduk. Yani günümüzde hazır, ayrı zamana girdik. Niptak da öyledir bak, Niptak mesela. Niptak. Herkes birbirinin en inanılmaz böyle artık. Böyle o Niptak. Ona o sonra cinsiyet değiştirip ona falan gibi bir ama tabii öyle bir dizidir o mesela. Hikaye iyi olsa mesela, iyi bir filmde bu yapılsa ve konuyu ilerletse bu olay, kimse laf etmez buna bence. Kimse takılmaz. Evet, amacı o olunca. Şey ama amaç o şok değeri olunca birazcık kaybediyor. Çok doğru. Abi iki kanka, iki tane arkadaş da çok... Biz eskiden ne güzel yan yana yatardık. Hadi uzanalım. Sonra böyle birden şey oluyor, bizim libidolar bir anda yükselmeye başlıyor. Ne oldu lan, siz pampa kankaydınız? İşte birbirine şey, karantina evde, abi karantina. Karantina, evet, ben de ona yordum. Şey, pekmezleri içe içe çocuklar. Ya işte evet, yani bu hikayeyi ilerletmeyen şeyleri inatla yapmamak gerekiyor. Ya işte böyle... ilgi çekici bile olsa. Bir anlamı olması lazım yani, böyle sadece bunu yapmak için yapınca. Ya evet, bir derdi yok yönetmenin. Ne vardı eskiden mesela, eski filmlerde görülüyor o da. Yani burada çok filmde... böyle sevmeden sevişemeyen erkekleri görüyorum sanki. Hayırdır siz böyle hayır, çok hayır ya, bu ahlaki değer takılıyorsunuz ama. Estağfurullah. Bu hani... Bir anlamı olması lazım gibi cümleler kuruldu böyle. Hayır, ya hayır. Biz sizden nasıl daha düzgün konuşabiliriz kamera önünde ya? Sizin... Sizin bizi durdurmanız gerekiyor. Biri küfrediyor, diğeri ooo siz sevmeden biliyorum falan. Bu nedir ya? Bu nasıl bir ortam? Küfür yok, küfür etmiyor. Kamera arkası nasıl daha şey olabilir? Post 42 panorama. Ne oldu, sapık diyordunuz. Hepiniz geldiniz oğlum benim dediğime. Bir karantinaya baktık. Vallahi karantinaya bak. O zaman ben de şeyden bahsedeyim çok kısa. Last Dance. Çok özür dilerim. Ben bitiremedim bahsettiğim şey. Başka yerlere daldım. Onu kısaca hemen kapatayım şeyi. Twin Peaks'i işte şey, o elemanın YouTube videosundan sonra izledim. Adam çözümleme yapmış diziye. Ama çözümleme diziyi aşıp, hani dizinin metasını bulmuş adam. Bir de üstlük David Lynch'i çözümlemiş herif. Ve herif bildiğin anahtar veriyor David Lynch filmlerini izlemek için. O YouTube videosunu yorumlara belki atarım.
Yani şey yaparım, oradan izlemek isteyen bulur. 4,5 saatlik bir video ve herif o kadar iyi bir çözümleme yapmış ki. Yani tamam. İlginiz varsa izleyin. Güzel yani bir video. Dizi izlemek yerine onu izlesek oluyor mu? Olmuyor çünkü diziyi izleyince şeyi anlıyorsun. Yani oluyor, adam neredeyse sahne sahne çözüyor diziyi de. Sonra hani şey, diziyi izleyince şeyi fark ediyorsun. Okey, evet, inanılmaz bir çözümleme. Ve kendi çözümlemeni de yapabiliyorsun, ekleyebiliyorsun üstüne. Bayağı hani David Lynch'i anlama kılavuzu yapmış adam. Tavsiye ediyorum onu. Ben de şundan bahsedeyim hemen kısaca. Last Dance biliyorsunuz Netflix'te Jordan'ın ve efsane Chicago dönemini anlatan bir spor belgeseli serisi her hafta geliyor. Fakat şunu ekleyeceğim. Yani basketbolla hiç ilgisi olmayan biri bile izlemeli. Bence tarihin en iyi hani spor belgeseli. O kadar iddialı konuşacağım. İnanılmaz iyi yapmışlar. Bu kadar güzel yani adamın kendini motive edişini seni de motive ederek anlatıyorlar. Yani sen de sinirleniyorsun onunla beraber medyaya, özellikle medyaya. Yani o dönem bu kadar alttan oynamaları, ben mesela bunun detaylarını hatırlamıyordum. Çocuğuz zaten, doğru düzgün İngilizce bilmiyoruz. Arada sırada belki maçlarını görüyoruz. Kaç yaşındayım? 5 yaşında falanım yani. Hiç bilmediğim dünyalar öğrendim. Adamın üstüne inanılmaz gelmişler. Yani her akla gelebilecek her türlü pislik yapılmış, hem saha içerisinde hem şeyde, ve herif bunların hepsini nasıl işte alt etmiş, onun hikayesi aslında bir nebze. Sıfır basketbol ilgisiyle bile bir açıp şans verilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ki zaten basketbolla ilgili ise çoktan izliyordur herkes. Ben de onu söylemek istiyorum. Ben de Damned United diye bir tane futbol belgeseli var. Leeds United'ın efsane bir teknik direktörünü anlatıyor. Onu önerebilirim. Çok güzel. Netflix'te mi o da? Netflix'te var mı bilmiyorum da muhakkak vardır, eski bir film yani. Ha, onu bilmiyordum. Bak ona bakayım. Vardır diyeyim yani. Bir de Sunderland Till I Die'ın da ikinci sezonu gelmişti. Onu da zaten. Aa, ben onu izledim. Yeah. Güzel mi? Güzel, güzel, güzel. Evet, o da güzel. Güzel, gayet anlamadım güzel. Anlamadım isminden. Sunderland Till I Die. Ha, çünkü ben Sunderland Lay 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 gibi şey oldu. Tülay. 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 Galiba sana göre Sunderland. She died away. Bir tane dizi hatırlıyorum. Eskiden CNBC'de galiba da TLC'de izliyordum. Adını hatırlamıyorum ama konusunu hatırlıyorum. Bulup tekrar izlemek istiyorum. Muhakkak izleyen biri vardır. Konusu şu. İtalyan bir tane mafya babası tanık koruma programıyla galiba Norveç'e ya da bir İskandinav'a gönderiyor. Evet. Heh. Neydi? Lilyhammer. CNBC'deydi o. Abi muhteşem bir diziydi ya. Netflix'te var. Bilmiyorsanız izleyin. Ya şey, adam mafya babası ve inanılmaz medeni bir yere tanık koruma programıyla gönderiliyor. Ve İtalyan mafyası ayarında çözmeye çalışıyor işte, ama insanlar çok medeni yani. Öyle çıkaramıyor. Bunu deyince şey geldi aklıma, gene not düşeyim. Norseman diye bir şey var Netflix'te gene. Tabii ki bu senin Viking, önereceğin bir şey. Tabii ki. Vikinglerin o normal hani Vikings dizisi gibi şey başlıyor böyle bayağı işte. Şeyden, seferden dönüyorlar böyle gemilerde falan, esir almışlar, geliyorlar kabilelerine. Abi bir geliyorlar, kabiledeki herkes çok naif ve kibar böyle hani. Hiç böyle işte, kabile şefi özgüvensiz falan böyle, ama Vikingler yani. İnanılmaz böyle hani, görünüşte her şey süper, kabalar falan, ama böyle içlerinde çok böyle pısırık adamlar falan var. Çok güzel bir kafada yapmışlar. Ben de ona başladım, bilmiyorum devamı güzel mi. O dizide galiba tarihi doğruluk da varmış birkaç yerinde. Şey olabilir mesela. Yani, çok salakça şeyler var böyle. Yani. Birkaç tane şey, trailer'da görmüştüm, şey yapıyor işte. Bu şeyi getiriyor, boynuzlu şey, Viking şeyleri vardı ya. Kaskları. Onlardan getiriyor. Gösteriyor işte. Bu ne oğlum diyor. Yani saçma sapan ya. Evet, evet. Rezillik bu diyor. Bunu işte, takar diyor. Bunu ne yapacağız bunu falan. Bu arada o şeymiş, gerçekmiş. Yani pop kültürün getirdiği bir şeymiş. Normalde Vikinglerde öyle bir sistem yokmuş. Ne, kim yapar ki bunu? Görülüyor her yerden yani. Evet ya, şey var işte. Böyle bir tane Viking geleneği var. Çok yaşlı olanlar uçurumdan atlıyorlar, intihar ediyorlar. Midsommar'ın da bir yerinde var. Çok spoiler şeyi taşımıyor. Böyle orada da mesela bu dizide de şöyle ele almışlar. Yani bir tane gelenekleri bu yani. Bir tane köle çıkarıyor yaşlıları yukarıya. Bir tanesi atlıyor. Sonra diğerlerine bakıyor.
ya biz yapmasak mı falan diye. Hani böyle, hani böyle şey, yani biz hani nasıl çekerdik Vikingleri? Viking parodisi olmuş yani böyle. Yani yok biz yapmayalım ya, biz inelim abi falan filan yapıyorlar. Ama Vikingler yani, inanılmaz güzel ya. Yani geri kalan şey, abi, evet, ya prodüksiyon inanılmaz, Norveç falan her yer. Çok beğendim ya, çok güzel bir şey. Biz hepimiz adada olsaydık, Survivor adasında. Aramızda çıkacak ilk sorun ne olurdu sence ve kimin tarafından? Artı senin eleyeceğin ilk aday önce sebebi. Ya muhtemelen geç uyanıyorsunuz diye sorun çıkarırdım adada. Büyük ihtimalle ilk ben elenirdim. Onu da burada iddiasını oynarım. Ya açlık olduğu için sizde böyle açlık dayanamıyorsunuz ya. Ya açlık şekeri hepinizde var. Ya bende de var zaten. Açlığa dayanamayıp çok aşırı sinirleneceğimize eminim. Ve asla dönüşte arkadaş kalmayacağımıza eminim ya. Yani. Asla yani. Hani şey de öyle olmadı mı zaten ya? Bursa'ya gittik ya. Ha neyse, onu videoda bahsetmiyoruz. Allah Allah. Hayvan gibi yedik lan. Nankör. Yok lan şaka. Ya ama şey tarafı çok güzel olacaktır. Ona Bursa ne ara hayvan gibi yediniz ya? Yedik ya. Çağırmamışız Buray'ı. Kanka oldu. Ha siz köfteciye gitmiştiniz. Köfteciye gittik. Ha evet doğru. Tamam kanka. Bir şey yok bak, şimdiden sinirlenmeyelim. Daha adaya gitmedik bile. Fikirde kavga yani, ediyorlar. Açlık şekerinden dolayı gerçekten çok büyük kavga çıkar ama şeyde çok keyifli olacağına eminim. Yani yarışlar bu arada çok yavaş geçecektir. Bazı yarışlar var çünkü şu an. Böyle bir anda bir şeyler oluyor. Attı, vurdu, kırdı. Bizde öyle bir şey yok babacığım. Yavaş yavaş. Efendi. Parkurumuzu yaparız. Boğaç düştü. Boğaç düştü. O kadar kalkmıyor. Böyle. 10 dakika. Bitiş acıtak. Yarışmayı tasarlamak gerekiyor. Çünkü hani bitiyor orada yarışmalar. Biri daha hızlı ulaşıyor diğerinden 1-2 saniyeyle. Evet, biz mesela evet. Ben pardon sözümü kestim de Survivor izlerken izlediğim sezonda sadece bir sezon izledim ya ben hani hepsini izlemedim ya. Hiçbir şey değiştirmiyor biliyorsun değil mi? İzlediğim sezonda şey vardı, bütün yarışmaların odak noktası hız. Yani çok fazla hız odaklı. Burada da hız olacak merak etme. Moralim bozuluyordu yani, ulan biraz da başka skill'lerini ortaya koyacak. Yarışma olsaydı da biz de hayal etseydik kendimizi orada yani. Değil, onlardan birinin yerini koyamayacak Survivor'ı. Ya ne bileyim ya, koyabilirse. Herkes aynı anda eleniyor adadan mı? Ama zeka tarafında da şey çok güzel olur bak bizde. Tamam açık şekerinden kavga çıkar. Bak %100 aşırı kavga çıkar. Ama millet birbirine o kadar akıllıca laflar sokar ki böyle. Hani inanılmaz yani böyle. Burada çok şu anda diyorsun. Bak direkt burada öküz diyen var yani, hani sokmayı falan geçtiler. Direkt adam öküz diyor. Direkt söylüyor yani, öküz diyor yani. Bizde öyle bir şey olacağını asla zannetmiyorum ya. O ne kuyular kazıları var ya. Çok iyi olur bence, gidelim. Hadi hayır. Peki sence kim elenirdi ilk adadan? Bence ilk Boğaç elenirdi çünkü. Ben Boğaç'ı hayatta elemem bu arada. İşkence çeksin diye. Sana puan alacak. Biz puan alacağız. İyi arkadaş. Muhtemelen. Abi, biz mobbing yapardık ya valla. Fit adam diye. Evet. Evet onu yapabilirdik. Normal. O kadar da hakkımız ama yani zaten. Sonat'ın yüzü hürmetine biz ödül kazanıyoruz. Ve bir yandan da yiyoruz. Aha bir dakika ya. Tuğcan'ı unuttuk. İlk onu yollayabiliriz. O da fit. Tuğcan'ı unuttuk. Ben Tuğcan'ı götürmeyebilirim. İlk elemede gittiği için çarpmadık. Tuğcan'ı adaya götürmeyebilirim. Beni eğer Tuğcan uçakta kaldı oğlum. Götürürseniz ya. Ben tekrar dönüşte uçağa binmemek için sizde çok iyi geçinirim orada ya. En şeker adam ben. Evet abi ben kazanırım, siz yiyin kardeşlerim. Bir şey daha soracaktım tamam. Ya. Benim çok çişim var, haberiniz olsun. İyi bitirelim tamam, videoyu tamam. O zaman bu cümleyle. Çok kültürsüz gözüktüm bu videoda arkadaşlar. Çok kısa bir önerim daha olacak. Westworld izleyin bari de hani en azından. Kurtarmadı. Yok abi olmadı. Ne kadar kimse izlemedi zaten. Olmadı abi olmadı.